Çok değerli Esenyurtlular, İstanbullular, açık bir demokrasi darbesiyle karşı karşıyayız. Bir sabah saatinde görevinin başındaki bir belediye başkanını normal saatlerde çağırsalar, bu konularda açıklamalar yapmanızı isteriz, ifade vermenizi isteriz deseler, gidebilecek bir belediye başkanını sabahın beşinde evine girerek, eşini iterek, yatağından kaldırarak, üstten bir dille konuşarak, belediyenin kapısını kırarak, delilleri hiçbir nezarete izin vermeden toplamaya kalkarak, gerçek bir faşizan uygulamayla Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'i görevden almaya kalktılar. Ahmet Başkan mutlaka aramızda olacak. Ahmet Başkan'ın suçsuz olduğunu iktidarın suçluluk psikolojisinden biliyoruz. Eğer Ahmet Başkan suçlu olmuş olsaydı bu şekilde bir müdahaleyle süreç başlatılmazdı. Ahmet Başkan'ın suçsuzluğunu buradan anlıyoruz. Tabii başta Esenyurt örgütümüz olmak üzere ki ben başkanımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve Esenyurt halkının İstanbul örgütümüzün il başkanımızın önderliğinde müthiş bir mücadelesi var ilk günden bu yana. Milletvekilleri, belediye başkanları, parti meclis üyeleri hepimiz buradayız. Ama daha önemlisi, çok daha önemlisi Esenyurt halkı burada. Esenyurt halkı buna reddediyorum diyor. Ben buna izin vermem diyor Esenyurt halkı. Her gün burada, sabah burada, öğlen burada, akşam burada ve bu halk faşizme geçit vermeyecek. Bu halk toplum desteğini kaybetmiş olan iktidar partisine kaybettiği seçimleri kayyumlar aracılığıyla geri alma fırsatı yaratmıyor olacak. Sabah saatlerinde milletvekillerimizdeki 4 İstanbul milletvekilimiz buradaydı. Parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız buradaydılar. Buraya geldik. Bugün meclisin toplanma günü. Sayın basın mensupları, 28 belediye meclis üyemiz var. 17 de diğer partilerden belediye meclis üyeleri var. Bu meclis üyelerinin bugün toplanması gerekiyor. Çünkü Esenyurt, İstanbul'un en büyük ilçesi, 10 milyar 450 milyon bütçesi olan ve gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütçesi görüşülecek olan ilçe. Doğal olarak toplanması lazım. Buraya geldik ve yasa dışı bir şekilde, kanunsuz bir emirle her yerin polis barikatlarıyla kesildiğini gördük. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti. Biz elimizden geldiğince kahraman güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Onları da, kendimizi de sakınmak isteriz. Güvenlik güçlerine sorduk. Dedik ki, belediye, meclis üyelerimizi buradan geçirmemenizin nedeni nedir? Geçiremeyiz dediler. Görevde değiller mi? Geçiremeyiz dediler. Milletvekilleri, biz buradan geçiremeyiz dediler. Sayın Vali'yi aradım. İstanbul Valisi'ne sordum. Esenyurt Belediye Meclis üyelerimiz görevden alındı mı? Öyle ya, belediyeye sokmadığınıza göre görevden alınmış olmaları lazım. Sayın Vali bana dedi ki görevden alınmadılar. Ama encümen üyesi değiller. Ama idari görevleri yok. Sadece siyasi bir pozisyonları var dedi. Şimdi ben buradan soruyorum. Görevden alınmadılarsa Sayın Vali'nin sözüne itibar etmek durumundayız. Esenyurt Belediye Meclis üyelerimiz görevden alınmadıysa hangi sahikle belediyeye girmelerine izin vermiyorsunuz? Öyle ya. Belediyeye girecekler, görevlerini yerine getirecekler. Bu 28 arkadaşımıza izin vermediler. Sayın Vali'ye sordum. Burada 4 milletvekiliyiz. Dördümüz de İstanbul milletvekiliyiz. İstanbul'un bir belediyesine girmek istiyoruz. Kolluk güçleri bize izin vermiyorlar dedi. Bize temas etmeniz lazım dedi Sayın Vali. Kimden randevu istiyorsanız dedi, kiminle görüşecekseniz biz size dedi bunun için randevu alırız dedi. Sayın Valinin ve arkadaşlarının bu derece süreçte kontrolü kaybettiklerini görmek çok üzücü. Şöyle bir tablo hayal edin. İstanbul'da 20 tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili var. Her gün 3 yere gidecek olsam, ki bugün sabah buradaydım, öğlen saatlerinde büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalan mülakat mağduru öğretmenlere destek vermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Oradan geri geldim şimdi tekrar. Ali Gökçek vekilim, ben, diğer 18 arkadaşımız, toplam 20 milletvekili, 3 yere gitsek valiyi mi arayacağız? 60 yerden bize randevu al diye.
32 yıldır siyasetle uğraşıyorum. Bu derece saçma sapan bir şey hayatımda duymadım. Ama gerçek şu, ne milletvekillerine girmesini engellemek ne de meclis üyelerinin girişini engellemek kanuni değil. Çünkü yaptıkları şey kanunsuz. Bununla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağız. Aynı zamanda tabii bundan sorumlu olan biri var. O da Sayın Numan Kurtulmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır'ı aradık. Kendisini telefonla aradı. Brezilya'da olduğunu, İçişleri Bakanı'na söyleyeceğini bize aktardı. Hiçbir gelişme olmadı. Buradan tekrar söylüyorum. Milletvekilleri anayasal görevlerini yerine getirmekle mükelleftirler. Bu ülke 600 milletvekiline bir yasama faaliyeti yapmak için görev verdi. Bir de kamuda yapılan işleri denetleme görevini verdi. Biz anayasal görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu engelleyen herkes yazılı bir karar verebiliyorsa bize karar verecek. Veremiyorsa bedelini ödeyecek. Bugün bunu yapanların tamamı validen başlayarak, İçişleri Bakanı'ndan başlayarak, İl Emniyet Müdürü'nden başlayarak bedelini ödeyecekler. Buradan bir kere daha söylüyorum kendilerine. Bedelini ödeyecekler. Ama bugün, ama yarın bunun bedelini ödeyecekler. Bu kanunsuz emirlerle bu kenti yönetmelerine, bu ülkeyi yönetmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün belediye meclis üyelerimiz burada toplanamadılar. Peki durum nedir? Burada kameralar bizi çekiyor. Türkiye duysun. Esenyurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil eden 10 tane meclis üyesi var. Onlar gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Meclisi'ne katılacaklar. Doğru mu başkanım? Bu arkadaşlarımız Esenyurt Belediyesi'nin içine giremiyorlar ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisine girebiliyorlar. Bu derece hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıyayız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Tabii Sayın Mali, bu çalışmalara, bu sorunlara, bu haksızlıklara, usulsüzlüklere bir cevap veremediği gibi telefonu kapatırken bana dedi ki, sosyal medya çalışması tamamladığınızı zannediyorum. Ben işime bakacağım dedi. Bizim burada yapmış olduğumuz hukuk mücadelesini, 1 milyon Esenyurtlunun oylarına sahip çıkma mücadelesini bir sosyal medya unsuru olarak gören bir İstanbul valisi var İstanbul'da. Böyle bir İstanbul valisi. Şov işi, algı işi sizin işiniz. Şov işi, algı işi iktidarın işi. Bu vatandaşın gerçek sorunlarını çözmeyen, sadece makyajla uğraşan, sadece propagandayla uğraşan bir iktidar. Bugün burada Esenyurt'ta, Mardin'de, Batman'da, Halfeti'de, yarın başka yerlerde seçimde kazanamadığı belediyelere çökebileceğini, oralara el koyabileceğini zanneden gaflet içinde bir iktidar var. Ve o iktidar bunu görecek. Bunun böyle olmadığını da görecek. Ve bugün buna sebep olan herkes yarın tıpkı geçmişteki bazı savcıların yaptığı gibi, tıpkı geçmişteki bazı güvenlik güçlerinin yaptığı gibi, tıpkı geçmişteki bazı İstanbul valilerinin yaptığı gibi, kaymakamların yaptığı gibi yaptıklarının bedelini ödüyor olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında ve hatta sadece Türkiye değil, başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanında nerede bir haksızlık olursa, nerede bir hak ihlali olursa tüm gücümüzle bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. 100 yıldır devam ettiğimiz gibi bu cumhuriyetin korunması için, demokrasinin korunması için, insan haklarının korunması için mağdur olanın kimliğine, kişiliğine bakmadan onun mücadelesini sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Bu böyle bilinsin, bunu da bu iktidarın yanına bırakmayacağız. Açız ve huzur!